biz kelepçeli olarak o zaman devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Ben ümmetçilik propagandasına yargılanıyordum. O zaman ümmetçilik yasaktı. 163. madde vardı. Ben de Allah'a çok şükür her yerde anlatıyordum, propaganda yapıyordum. Defalarca gözaltına almış, hiç umurumda değildi. Sonra kelepçeli getirdiler cezaevi kıyafetiyle. Bizim çocuklar dehşet içinde bakıyorlar. Annem de çantayla geldi böyle. Karşıma elinde çantayı tutuyor. Ayaklarımdan omzuma kadar bakıyor. Omzumdan da ayaklarıma kadar bakıyor böyle. Yüzüme bakmıyor. Sürekli ya dedim anne dedim gayet normal dedim. Bak orada halkın içinde bu Allah için bir mücadele yapıyoruz. Ne güzel ümmetçilik propagandasından işte tutuklandım dedim. Bu şereftir falan. Hiç cevap vermiyor. Birden Allah razı olsun Sungur abi melek gibi orada belirdi böyle zaten iri yarı yapılı. Ne mutlu sana kardeş dedi böyle. Mazide müstakbelde seni alkışlıyor dedi. Ama bayağı yüksek sesle bağırdı. Ne mutlu sana dedi. Ne mutlu sana dedi böyle. Ama yani öyle 3 metreden 5 metreden değil. O 30 metreden duyulacak gibi bağırdı. Maşallah. Yani şimdi ben orada onun benzerini söyleyemiyorum. Bayağı bağırdı. Herkes sustu yani. Çok etkileyici oldu maşallah.